İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo ve Asu TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programında yine sizlerle birlikteyiz. Programımızda birbirinden önemli konuların yer alacağı, bilmediğiniz, merak ettiğiniz konulardaki sorularınıza siz de emellerinizden katılabilirsiniz. Konuklarım Harun Yahya Müsteğer ismiyle yazdığı 300 aşkın kitabıyla tüm dünyaca tanınan yazar Sayın Adnan Oktar ve Sayın Altı Berker. Nasılsınız hocam? Aksiyemirim ben seni çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Bir de çok şık olmuş. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Çok sağ olun. Berker'im nasılsın? Allah'a çok şükür hocam. Ben de iyi ki siyah giyinmemişim bugün yoksa... Hepimiz de öyle olacaktık. Maşallah. Ama hocama yakışmış siyah. Sağ olun güzel hocam. Olmuş. Çok teşekkür ederim. Evet. Nasıl başlamak istersiniz hocam? İşte gündem bu... İsrail'den yemiler. Evet. Neden böyle oldu hocam? Günde bu konuyu ele almıştık, tartışmıştık. Evet. Böyle bir şey beklemiyorduk sonuç. Şimdi Allah'ın dediğine uymazsa insanlar, Allah'ın dediğini yapmazlarsa Allah insana rahatlık vermez. Yani bozgun olur yani sürekli bozgun olur ve sürekli ezilirler. Özellikle son 100 yıldan beri Müslümanlar sürekli eziliyorlar. Çünkü paramparçalar. Yani ve parçalanmayı da çok makul görüyorlar. Hatta diyorlar yani Müslümanların başına bir lider seçilecekse niye bir tane olsun ki? 5 tane, 6 tane, 7 tane de olur diyorlar yani. Hı hı. Bölünmekte bir mahsur yok. Bölün istediğin kadar bölün diyorlar yani. Hücre de bölünerek çoğalıyor falan. Böyle ipsiz sapsız, münasebetsiz izahlar da yapıyorlar. Allah bu durumda intikam alacağını söylüyor Kur'an'da. Yani Allah bela getireceğini söylüyor, dert getireceğini söylüyor, bereketsizlik, uğursuzluk meydana getireceğini söylüyor. Ve dediğinde yapar Allah. Bir kişiye itaat etmedikleri söylüyor. Ya kardeşim Müslümanların birliği farz. Bediüzzaman bak en büyük farzdır diyor İttihat-ı İslam. Adamı ilgilendirmiyor yani. Bu değil çözüm diyor. Yani başka türlü çözümler biz biliyoruz diyor. Başka türlü halletme yöntemleri biliyoruz biz. Yani Kur'an'ın anlattığı bizi ilgilendirmiyor diyor. Biz başka bayağı bir şeyler bulduk kendi kafamızdan diyorlar. Yani Allah da o kendi buldukları sistemde boğar. Mehdi'den bahsediyoruz. Mehdi ne ki diyorlar yani. Var mı öyle bir şey diyorlar. Yani diyoruz Müslümanların bir lider olması gerekir diyoruz. O niye ki diyor. Müslümanların birleşmesi farz diyoruz. Nereden çıkarttın onu diyor. O zaman bela geldiğinde de sen de belanın nereden geldiğini öğrenmen lazım. Onu sorma bize o zaman. Yani kendini aç öğren. Yani çünkü biz biliyoruz nereden geldiğini ve Allah'tan geldiğini biliyoruz biz. Değil mi? Tabii. Hayır sorsun sormasın demiyorum Allah affetsin. Sorsun da belli yani. Bu böyle bir sistem olmaz. Bakın dedim ki Bediüzzaman'ın İttihat-ı İslam'la ilgili sözünü daha yeni gündeme getiriyorlar. Daha yeni konu olmaya başladı yani. Hiç kimse bahsetmiyordu. Toplandığınızda dedim, bir araya geldiğinizde, ya Rabbi bize Türkistan Birliği nasip et. Ya bir kere söyleyin ya, bir pankart açın, bir şey yazın. Bir kartona da olabilir, yazın. Bunu söyleyin. Yani sanki en yasak kelimeymiş gibi her şeyi söylüyorlar aşağı yukarı, bunu söylemiyorlar. Kahrolsun İsrail, kahrolsun şu, işte hepsini söylüyor, tamamını söylüyor. E kardeşim peki Türk İslam Birliği olsun, Allah Müslümanlar birleşsin, birleştirsin, İttihat-ı İslam olsun. Yani bunun mahsuru nedir? Yani diliniz mi kopar bunu söyleseniz? Ne olur yani? Ya ben belirli şahısları kastediyorum tabii. Söyleyenleri, gönlünde böyle bir güzellik yatanları tenzih ederim. Onlara sevgim, saygım büyük. Onlara da acıyorum yani, söylemeyenlere de acıyorum. Bu nereden geldi denmez o zaman. Kardeşim şimdi 100 kiloluk bir yük var diyelim. Bir kişi gelip onu tutup kaldırmaya kalkarsa beli kopar. Kırılır belinin kasları falan. Değil mi? Fıtığımız her şeyi atar. İki kişi de kaldıramaz. Üç kişi de kaldıramaz. Değil mi? En az 100 kiloyu en az 10 kişi kaldırabilir. Yani sağlıklı kaldırmak için. 10 tane Müslüman ülke olduğunu düşünelim. Onu birden havada uçururlar böyle. Herkes elini vicdanına koysun, aklını başına alsın. Yani birçok insan.
Ya kardeşim Türkistan Birliği olsa, böyle bir olay nasıl olsun? Bana bir kişi desin ki evet bu olur desin. Yani gelip karşıma bana anlatsın ya arkadaş bu tip, bu ve bunun benzeri olaylar rahat rahat olur desin. PKK gelecek İskenderun'u vuracak, askerleri şehit edecek. Bu tip olaylar olacak. Kardeşim olmaz, hiç olmaz. Yani hem bunu yapıyorlar hem de arkasından işte şu kahrolsun, bu kahrolsun. Kardeşim kahrolsun demeyle olmaz. Bu komünist sloganları bunlar. Komünistler yapar bunu. Komünist aklıyla, komünist yöntemleriyle bir yere varılmaz. Biz komünist değiliz, biz Müslümanız ve Kur'an'a göre hareket ediyoruz. Sen niye Ho Chi Minh'in yöntemlerini, niye Stalin'in yöntemlerini, niye Lenin'in yöntemlerini kullanmaya kalkıyorsun? Bizim kitabımız ne diyorsa, Resulullah'ın sünneti neyse onu uygulasana. Değil mi? Haşa Kur'an'ı beğenmiyor. Peygamber'in sünnetini de beğenmiyor. Sakalama göbeğinde, sarığı da var, cübbesi de var. Yöntemin tamamı klasik terörist yöntemleri, komünist yöntemi. Ya kardeşim bak diyorum ki sırf Türk İslam Birliği olursun deseniz, yani tamamı dese İslam aleminin, haftasına kalma Türk İslam Birliği olur. Yani bu manevi bir olay bu. Kardeşim ya ben şimdi mesela sen kardeşimsin dedi mi kardeşim olursun. Bu kadar basit. Sen de kabul edersen kardeşim olduğunu. Olur değil mi? Evet. Yani iki tarafın kabulüne bağlı değil mi bu? Evet. Değil mi? Ya mesela bir ortaklık oluyor. Şirket ortaklığı. Adamlar karşılık kabul ediyorlar. Anlaşma imzalıyorlar. Oluyor. Holding kuruyorsun. Karşılıklı imza atıyorsun. Oluyor değil mi? Hiç alakası olmayan adamlar. Biri Şam'dan geliyor. Biri Garp'tan geliyor. Biri Cenup'tan geliyor. Amerikalı oluyor ortaklar değil mi? Adamlar arkadaşlar diyor gelin imza atalım diyor. Adamlar birbirini kutluyor, sarılıyorlar. Can ciğer kuzu sarması ortak oluyorlar. Ve her şeyi beraber yönetiyorlar. Evet. Peki İslam alemi bunu yapamayacak durumda mı yani? Bir araya gelecekler kardeş. İttifak edecekler. Diyecekler ki arkadaşlar biz bir danışma grubu oluşturacağız. Alimlerden, büyük müceddidlerden, müçtehitlerden. Ve başına da bir Müslümanı getireceğiz. Allah'ı, Kur'an'ı çok seven, herkesin güvendiği, sevdiği bir insanı getireceğiz. Ve Türkistan Birliği'ni oluşturacağız diyecekler. Bundan sonra sana İsrail ne desin, Almanya ne desin, Amerika ne desin, Rusya ne desin yani. Peki hocam, oraya giden 6 tane gemi vardı. Bu gemide biz dün de sizinle bahsettik. Hani belki çatışma ya da belki bu tarz koruma politikasını bizim gemilerimize uygulamazlar diye sizinle sohbet etmiştik ama tam tersi çıktı. Diğer ülkelerin gemilerinde hiçbir problem çıkmazken hani neden bizim gemimizde bu tarz kötü, üzücü bir olay yaşanıyor? Yani oradaki tabii olayı tam bilmediğim için, yani detaylarını tam bilmediğim için ama yöntem yani çok açıkça söyleyeyim çocukça bir yöntem. Ya adam diyor ki ben geminiz geldiğinde vururum diyor. Bu devlet diyor buradaki bölge benim siyasi nüfuzum altında diyor. Ben burayı zamanında işgal ettim. Hukuken diyor bu bana ait toprak parçası diyor ama özellik verdim ben onlara diyor ama benim devletimin sınırları içerisinde diyor. Bana ait bir toprak parçası diyor adam. Ya bu ne demektir? Adam kendine göre, kendi düşüncesine göre vurma hakkına sahip görünüyor. Ama kendi inancına göre, kendi mantığına göre. Şimdi gemileri aldık, topladık, götürdük, oraya dayadık. Ve istediğim gibi ben dağıtacağım diyorsun. Şimdi bunun olmayacağı açıkça belli. Çünkü adamların kendi kanunları var, anayasaları var, sistemleri var. Buna göre bunu müsaade etmeyecekleri açık, belli, alenen. Yani biz de mesela desek ki şimdi Tel Aviv'e havadan helikopterle gideceğiz. Un, yağ, şeker dağıtacağız desek, helikopteri vururlar havada yani. Dinlemez adam. Burada da helikopterden insanlar atlamış geminin içerisinde. Evet. Her şey olur yani. Ben İsrail'in yaptığı doğrudur demiyorum ki. İsrail kendi halkına da zulmediyor. Yani evet. Kendi dindarlarına da zulmediyor. Sopadan geçiriyor. Perişan ediyor. Hapishaneler Musevilerle dolu. Dindar Musevilerle dolu. Yani mahvediyor. Yani böyle bir sistemi bu tip zorlamalarla ikna etmek mümkün değildir. Yani bu dilden anlamaz oradaki sistem. Yani sen
kur da gidip de gel sana kucu kucu sana ekmek vereceğim falan derse sen elini kapar yani. Aç kurtunu. Yani bırakın böyle yöntemler. Böyle bir yöntem yok. Türkistan birliğini kurarsın. Değil mi? Selamun aleyküm dersin. Biz arkadaşlarımızla yardıma geldik. Değil mi? Tabii. Kim sana ne der? İsrail buyurun diyecektir ya. Estağfurullah derler adamlar. Rica ederiz. Allah razı olsun. Buyurun. Yollarda açalım. İstediğiniz gibi dağıtın diyecektir. Başka ne olur? Bunun üstüne ne olabilir? Hocam ama gemide bir yaşında bile küçük çocukların var olduğu söyleniyordu. Tamamıyla masum bir şekilde gidilmiş oraya. Hani insanlar yardım etmek amaçlı. Gönlünden hani ya da ruhlarını ya da bir şekilde kendilerini mutlu etmek için hani çocuklarını bile alıp götürmüşler oraya. Şimdi sen kurttan bahsediyorum ben. Sen çocuktan bahsediyorsun. Ama yani, hocam ya aç kurdun önüne sen. Değil mi? Çocuk olsan çocuğu da parçalar, adam da parçalar. Yani karşında senin ateist, Museviliği, Hristiyanlığı ve Müslümanlığı tanımayan bir sistem var. Yani sosyalist, komünist kökenden gelen yöneticiler yönetimde. Yani ne dinler çocuğu adam defalarca çocuk öldürdü onlar. Şehit ettiler sahabileri. Ya öyle bir konuları var mı? Yani İsrail tanınmayan bir devlet mi? İlk defa mı bunu yapıyor yani? Hani ben onların bizim ülkemizin tamamıyla masum olduğunu göstermek amaçlı ya böyle kardeşim, bir anlaşma. İsrail devleti kendinin dışında hiç kimseyi masum görmez. Öyle bir konu yoktur. Ya bir tek kendini masum görür. Ve bir tek kendini haklı görür. Ya öyle bir konu yok. Bakın. Bana bunu defalarca söyletiyorlar. Böyle sistemler güçten anlarlar. Güç. Yani bakın haklı olan değil, güçlü olan onların açısından saygındır. Sen 30 milyon kişilik İslam ordusunu kurduysan, Türkistan birliği bütün Türk devletlerini birleştirip İslam ülkelerini birleştirirsen ve başına da bir kişi koyduysan, o der ki canım diğerim kardeşlerim, muhterem Musevi kardeşlerimiz der. Yani o yönetime de size saygım, hürmetim var. Biz burada Allah rızası için dağıtım yapacağız. Güzelce dağıtım yapacağız. Bize güvenirler. Zaten öyle bir devlete onlar güvenir. Ya öyle bir konu olmaz. Yani adaletine de güvenir, aklına da güvenir, gücüne de güvenir, saygı da duyar. Bir şey diyemez. Ama böyle yapılanmalarda mutlaka böyle karşılık verecektir. Allah Mehdi'yi mecburi bir ihtiyaç olarak insanlara göstertiyor. Ve yine gösterecektir. Yani Mehdi'den başka bir çözüm olmadığını göreceklerdir. Ben demedim mi önümüzdeki günlerde olağanüstü olaylar olacak diye? Tabii. Büyük olaylar olacak demedim mi? Evet dediniz. Dedim. Hamiyet-i İslamiye feveran edecek demedim mi? Dediniz. Daha dün dedim ayrıca. Operasyondan önce dedim. Bak dediniz. Bediüzzaman Hamiyet-i İslamiye feveran edecek dedim. Ama inşallah bir şey olmaz dedim. Ama Hamiyet-i İslamiye feveran edecek sözünü de kullandım. Evet. Bu feveran nedir? Hamiyet-i İslamiye'dir. Allah uyuyan Müslümanları böyle uyandırıyor. Uyurlar yoksa. Yani bu olaylar olmadıktan sonra uyur. Nargile içer. Kadın oynatıyor adam. İçkisini içiyor. İşine gücüne bakıyorlardı. Saddam devrinde de öyleydi. Anormal rahattılar. Amerika işgal ettikten sonra maşallah evliya gibi oldular. Bayağı düzeldiler. Yani Allah ıslah etmeyi bilir. Güzel bilir Allah ıslah etmeyi. Islah ediyor Allah. Israrla diretiyorlar Türkistan Birliği'ne karşı. Allah da zorla Cabbar ismiyle Türkistan Birliği'ne mecbur ediyor. Bundan kalmayacak söyleyeyim. Yani acayip canlarını yakarlar. Acayip. Yani Allah canlarını yakar. Ya bunu kabul edecekler, Türkistan Birliği'ni kabul edecekler. Ya canları yanacak. Başka bir yolu yok. Etmezlerse ne olacağına dair bir ayet okuyacağım hocam inşallah. Enfal suresi 73. Şeytanın Allah'a sınırım. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. Bakın ayet şu an tam anayam tahakkuk ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Allah sözünden, vaadinden cayar mı? Caymaz. Ben diyor ki Allah ben vaadinden de caymam diyor. Allah vaat ettiğini yapıyor. Bak Allah vaadinde ne demiş? Oku bir daha ayetin.
İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk olur. Şu an bozgun oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. 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 Fitne de var. Fitne oluyor mu? Oluyor. Allah sözünü yerine getirdi mi? Getiriyor. Getiriyor. Yine sözünü yerine getirir. Gene getirir, gene getirir. Bunun yolu budur. Ha biz anlamadık derlerse Allah onlar anlayıncaya kadar devam edecektir, söylüyor. Anlamazsa dozu da artarak, yani gittikçe dozu artarak, yani tam anladık ya Rabbi deyinceye kadar devam eder. Ama gönül ister ki ıslah olmadan hidayetle düzelsinler. Hidayetle anlasınlar. Ben bunu defalarca söyledim. Bak Allah zorla dedim. Bak Cabbar ismiyle dedim. Mehdi'yi başa geçirerek dedim. Mehdi deyince illaki bir etten kemikten insan akıl takıyor. Kardeşim Mehdi'den kasıt İttihat-ı İslam'dır. Hasan, Hüseyin, Ahmet fark etmez. Bir tane çok güvendiğimiz, sevdiğimiz, bütün dünyanın seveceği bir insan. Müşfik, merhametli, Hristiyanları da seven, Musevileri de seven, Müslümanları canı gibi seven, hatta Budistlere, ateistlere karşı da şefkat gösteren, herkese birinci sınıf insan muamelesi yapan, medeni, modern, affedici, şefkatli, insancıl, bilimi, sanatı olabildiğine teşvik eden, değil mi? Demokrasiyi kucaklayan, Allah'tan şiddetli korkan, Kur'an'a tam temessük etmiş, sünnete tam temessük etmiş, peygambere aşık, Allah'a hepsinin üstünde Allah'a aşık. Çünkü Allah'ın tecellisi olarak peygamberi seviyor. Mübarek, muhterem bir insandır Mehdi. Evinden yönetir diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allah diyor yani Müslümanları o devirde çok eza görecekler diyor. Bölündükleri için, parçalandıkları için. Yani Allah ben intikam alacağım diyor Allah. Ve Allah o intikamın sonucunda onlar doğru yola gelecekler. Hidayet bulacaklar yani ıslah olacaklar diyor Allah. Uyuyan insanları mesela çok yoğun uyuyorsa değil mi sirkelersin zorla artık ayağa kolduruyorsun. Allah'ın işte insanları böyle uyandırmada bazı kullandığı yöntemler vardır. Bu Allah'ın kullandığı yöntemlerden bir tanesidir. İsrail vurmuyor, Allah vuruyor. İsrail'e Allah sebep ediyor. Ve yine vurur, yine vurur Allah söyleyeyim. Akıllarını baştan alacak. Ya kardeşim nasıl kabul etmezsin Türkistan Birliği'ni? Nasıl Müslümanların birliğini kabul etmezsin? İnanır gibi değil. Yok diyor ya öyle bir şey yok. Sen nereden çıkarttın diyor. İslam'ın şartı 5. Namazını kılıp orucunu tutarsan işte karınla da evde oturacaksın. Çoluğunu çocuğunu besleyeceksin. Bu kadar başka bir şey yok diyor. Kelime-i şehadetle hacca da böyle gidip oradan bol bol mal getirirsin. Arada sırada umreye gidersin. Çoluk çocuk doluşup. Yani sık sık her haftada her ayda bir umre yaparsan orada da geğirerek pilavını yer, yan gelip yatarsa, camide uyuyorlar zaten bir kısmı da. Olay budur diyor adam. Yani nereden çıkarttın İslam Birliği'ni diyor. Zaten birlikteyiz diyor. Bizim tarikatta hep beraberiz cemaatte diyor. Zaten ayrımız gayrımız mı var diyor. Mezhepler ayrı, cemaatler ayrı, gruplar ayrı. Nur talebeleri de kendi aralarında ayrı gruplar ayrılıyorlar. Birbirinden görüşmezler. Selam dahi vermeyenler var. Değil mi? Tabii. O zaman deccaliyet böyle şu şekildedir deccaliyet. Kurşunla kaynatılmış bina gibi ittifak etmişler. Deccaliyet senin iflahını keser işte böyle. Yani deccal Allah duracak demiyor ki hadislerde deccal. Hı hı. Deccal sizin canınızı yakacak, sizi öldürecek, perişan edecek. Tek çözüm birleşmeniz diyor Allah. Deccal Müslümanlar birleşinceye kadar Müslümanların yakasını bırakmaz. Allah Deccal'i vesile ediyor. Yani şeytan Deccal'in yardımcısıdır. Kan döker, fitne. Ya bir yaşında çocuktan bahsediyor. Ya annenin karnını deşer adam yani. Hamile kadını doğuruyor. Dinsiz, imansız adam. Allahsız, kitapsız adam. Yani. Dinler mi seni? Musevileri paramparça ediyor orada, dövüyor adamları, ağzını burnuna birbirine katıyor. Yani tamamıyla biz onlara güven vermek amaçlı art niyetli ya da size zarar verecek bir görüntü çizmemeleri açısından diye öyle bir soru yönelttim hocam. Bir yaşında çocuk var. Yani buna rağmen kalkıp bu kadar sert bir yanıt vermeleri, çünkü edindiğim bilgiler kadarıyla bizden bir ters tepki almamışlar ya da onları kışkırtacak bir harekette bulunmadığı halde onlar direkt insanların, halkın üzerine öldürecek şekilde kurşun saçmaya başlamışlar.
Yani ben buna o kadar şaşıyorum ki demokratik ve çok sıcak bir tavır. İsrail askerinin kafasına çiçek atıyorlar. Ya Deccal'in kafasına çiçek atıyor. Deccal çiçeği atarsan arttığını ısırır adam. Yani ve yer senin attığın çiçeği. Evet. Dinlemez öyle bir şey. Barış, demokrasi ne alaka ya? Yani sen Deccal'le muhatapsın. Oturmuşsun demokrasiden bahsediyorsun. Çiçekten, çocuktan, barıştan. O dinlemez adam onu. Adam kuvvetten anlar, güçten anlar. Yani gidip tepelerine çökelim demiyorum. Biz bütün Musevileri kurtarmanın peşinde. Museviler orada esir vaziyette. Onların eline düştü oradaki insanlar. Yani Museviler hemen hemen hiçbir ibadetlerini yapamıyor. Birçok ibadetini yapamıyorlar. Adamlar ağlıyor neredeyse. Yani. Acayip rahatsızlar. Ve sürekli aşağılanıyorlar. Hakaret görüyorlar. Sinagogları basılıyor. Küfrediyorlar adamlara. Aşağılıyorlar. Onlar da Deccal'ın eline düştüler. Hristiyanlar diyor. Perişan Hristiyanlar orada. Evet. Müslümanları zaten kan kusturuyorlar. E kardeşim diyoruz bakın. Peygamberimiz hastalığı göstermiş, ilacını da göstermiş diyoruz. Yok diyorlar peygamberin gösterdiği ilaç, Allah'ın bize gösterdiği çözüm bizi ilgilendirmez diyor. Biz komünist yöntemler bulduk diyorlar. Mesela karanfillerle yürümeler, ışık yakıp mum yakarak yürümek. Ya adam ne takar senin mumunu, karanfilini, çiçeğini bilmem neyini yani. Adam net olarak dinsiz, imansız yani. Allah'ı yok adamın, inanmıyor. Bizim için var Allah. Onlar için haşa yok. İnanç kabul etmiyorlar. Ben çok iyi tanıyorum İsrail'i. Museviler tanıyorum. Mesela Sanhedrin üyeleri gelirler. Nur gibi insanlar, tertemizler. Museviler, çoluk çocuk orada perişan vaziyette. Kadınlar çok çile çekiyor Musevi kadınlar. Bilmiyor ki millet. Gayet rahat ediyorlar zannediyor. Bir kere ibadet hürriyeti yok. İfade hürriyeti yok. Yaşama hürriyet yok adamların. Onlara çözüm Kral Mesih yani Mehdi'dir kurtuluş. Ha biz inanmıyoruz. E sana Allah zorla inandırır o zaman işte. Yani ben diyorum yani bakın zorla inandıracak Allah. Zorla. Ve bundan da kesilmez bu. Başlangıç bu yani. Yani Türkiye gitsin orayı bombalasın diyorlar bilmem ne. Bak yani böyle çok akılsızca yani çocukça çözümler. Niye Türkiye'yi tek başına bırakıyorsunuz? Ne özelliği var Türkiye'nin? Eğer delikanlıysan, kabadayıysan öyle. Kendin git. Niye Türkiye oluyor yani? Değil mi? Tabii. Eğer sen dürüst, samimiysen de ki Türkiye'ye, kardeşim siz lidersiniz. Osmanlı'nın torunlarısınız. Dünya devletisiniz. Bölge devletisiniz. Süper devletsiniz. Her zaman dünyayı yönetmiş bir topluluksunuz. Değil mi? Asil soylu bir millettir. 1000 yıllık tecrübeniz var. Değil mi? Yaklaşık. Evet. Yani inşallah. Aslında 5000 yıllık devlet tecrübesi. Tabii. Yani dehşetli bir millettir. Yani dehşeti küfre, dostluğu da müminleredir. Halis insanlardır. Ya emaneti ehline teslim etseniz ya. Bırakın. Gelin de emaneti biz teslim ediyoruz. Bütün Türk devletleri, İslam devletleri. Biz sizin manevi himayenize girdik. Bizi de kurtarın. Hristiyanları da kurtarın. Musevileri de kurtarın. Şu beladan, şu illetten, Deccal'den yakamızı kurtarın demeler lazım. O yani Museviler perişan mı diye adamı onları duvarların içerisine soktular. Onları da kök söktürüyorlar. Bir Musevi resimlere bakın. Aç sefil geziyor adamlar ya. Perişanlar yani Museviler böyle. Ya buraya geldi o adamcağız. Yaşlı isim vermeyeyim. Üst baş perişan adamcağızın yani. Yok. Yoksullar adamlar yani. Bir şey yok. Sürün diyor İsrail. Bütün parayı silaha yatırıyor. Yani adam asma kesmek için hazırlık yapıyor adamlar. Halk sürünüyor. Çocuklar perişan vaziyetteler. Yani ekonomi zengin gibi görünüyor İsrail'de. Öyle bir şey yok. Halk tamamen perişan vaziyette. Peki hocam. Sonuçta bu gemilerimiz çıktığı zaman İsrail'den bize haber geldi buraya. Biz bu şekilde güvenlik önlemi alıyoruz. Haberiniz olsun diye. Yani bunu bile bile gemiye o kadar kişinin alınması,
gençler, yaşlılar, çocuklar bulunması doğru mu? Hani biz neden savunma politikası uygulamadık? Ya kardeşim, bir kere İsrail hiçbir zaman için ılımlı politika izlememiştir. Yani daima vurup kırarak ve parçalayarak netice alır. Yani kendi halkına da öyledir. Hı hı. Mesela adamlar, Museviler bir hak istiyorlar. Hı hı. İsrail polisi ağzını burnunu kırar, kolunu bacağını kırar, hastanelik eder, bırakır. O kadar. Ya yöntem budur İsrail'de. İsrail çiçekten, kuştan, efendim sevgiden, barıştan, ondan anlamaz. Yani sen ejderhaya, ağzından ateş saçan ejderhaya sevgiyle ilgili, muhabbetle ilgili, kardeşlikle ilgili sohbet etmek istiyorsun, konu anlatmak istiyorsun. Onun beyni öldürme, parçalama ve yok etmeye göre ayarlanmış. Yani bir canavar, yani parçalayıcı bir canavar. Evet. Deccalı millet anlamıyor, diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya tarihinin en büyük olayıdır diyor. Gelmiş geçmiş en büyük olayıdır Deccal. İnanmıyor adam. Allah inanmasan zorla inandırır Allah işte. Ona karşı tek çözüm olan Mehdi'ye de en son siz hep anlatırsınız hocam. Gelip bu akan kanların boynu üzerine olsun eğer gelip kurtarmazsan diyorlar. Mehdi tabii, yani en son aşama da olur diyorlar. Bakın sel gibi Müslüman kan akıyor. Muazzam bir cefa ve azap var. Mehdi'yi kabul etmediği için ben diyor haşa ben öyle bir şey, yani birçok layık insan var diyor, ben Allah'ın gariban bir kuluyum, ben böyle bir görevi almam diyor. Çok ağır bir sorumluluk bu diyor. Eğer almazsan diyorlar bütün bu insanların kanı senin boynun olsun diyorlar. Yani çok ağır bir sorumluluk altına sokuyorlar. Hatta daha da şey yapıyor, eğer diyor kabul etmezsen seni öldürürüz diyorlar. Yani çünkü Müslümanlara çok büyük zarar gelecek diyorlar. İslam'a çok büyük zarar geliyor. Yetenekli olduğun halde, gücün olduğu halde başka da bir insan biz bulamadık diyorlar. Yani yok diyorlar. Var olduğu halde sen bunu diretirsen biz seni öldürürüz diyorlar. Yani kabul edeceksin diyorlar. Çünkü böyle bir sorumluluğu insanın kendinden istemesi durumunda, bir Müslüman en ufak bir hata yaptığında ona karşı günahı üstüne alır. Bir Müslüman mesela kazara bir yerde bir şey olsa, hı hı, günahı senin üstüne olur. Hepsi onun üstüne olur. Yani bir beceriksizlik, bir şey, bir afat, mesela bir açlık, bir susuzluk, hepsi o imamın üstüne olur. Ağır bir sorumluluk olduğu için mutlaka zoraki kabul edilmesi gerekir. Yani böyle bir hem dua, yani sorumluluk, ki Cenab-ı Allah'a karşı bir açıklaması olsun. Değil mi? Ya Rabbi ben, yani ben bir hiçim, yani ben senin katına zavallı bir kulunum. Hı hı. Müslümanlar beni icbar ettiler, yani söylediler, zorladılar. Başka da bir yol olmadığını söylediler. Başka da kişi olmadığını söylediler. Ben de vicdanıma danıştım. Allah rızası için, senin rızan için bu ağır yükümlülüğü aldım diyecek. Hı hı. Yani konu budur inşallah. O zaman hocam bizi zor günler mi bekliyor? Bakın Bediüzzaman diyor ki hamiyeti İslamiye feveran edecek. Feveran nedir biliyor musun? Bir şeyin üstüne basarsın tazyik verir, o birdenbire fışkırır. Patlar. Yani artık yeter der. Yani bu kadar olmaz der. Feveran değil mi buna derler. Ve diyor başlarını diyor Hazreti Mehdi'ye geçirip tariki hak ve hakikate sevk edecek diyor Mehdi diyor. Ne peygamberimiz de yalan söyler, ne Bediüzzaman yalan söyler. Evet. Muhbiri sadıktır peygamber. Yani mutlaka doğrudur. Ve dediğinin doğru olduğunu göreceksiniz. Göreceğiz. Peki hocam. İnşallah. Evet. İnsanlarımız nasıl davranmalı? Hani bu durumda tabii sizin söylediğiniz gibi herkesin birlik olması gerekiyor ama hani bunlar da birlik olmadığı için meydana geliyor. Bu olayları yaşıyoruz. Neler yapmamız lazım? Bakın. Türk İslam Birliği için internet sitelerine o kadar abuk subuk şeyler koyuyorlar ki ben giriyorum bakıyorum onların, evet, Facebook'larına, şuralarına. Sizinle aynı fikirdeyim ben. Yani akıl almaz zırvalar var yani. Akıl almaz münasebetler. Hatta kapalı hanımlarda, dindar sakallı beylerde, yani aklına hayale gelmeyecek şeyleri yazmışlar, koymuşlar. Aleni açık yani böyle, hı-hı, gizli falan da değil adam. Hı-hı. Bas git bak istediğin gibi diyor. Seyret diyor yani. Hı-hı. Kardeşim bir köşesine Ya Rabbi bize Türk İslam Birliği nasip et desen. Yani bu dünya çapında yayıldığında yani konu bitti zaten. Yani bunu istiyorsan, sen hakikaten kalben istiyorsan, Allah duaya icabet edendir. Yani dua etmedikleri için Allah meydana getirmiyor. Yani
Bak dua etsinler, olacak diyorum. Dua etmiyorlar. Yani dua edenler tenzih ederim tabii. Ya dua edecek. Ve yazsın oraya bir kere köşeye yazsın. Ya Rabbi bize Türkistan birliğini nasip et diyecek. O kadar. Ya ondan sonra gelsin bana söylesin. Aksi bir şey olursa. Desin ki ben buraya yazdım. Bak herkes de yazdı. Ve biz de dua ediyoruz. Ama dediğin olmadı desinler bana. Diyemezler. Olur. Olacak yani. İnşallah. İnşallah. Ya konu bu. Dua etmesin Allah yardım etmez. Allah dua edene icabet ederim diyor Allah ayette. Sen dua etmediğine göre, böyle bir talebin olmadığına göre Allah da icabet etmiyor işte. Değil mi? Evet. Yani her isteyenin duasına icabet ettiğini söylemiyor mu Allah Kur'an'da? İnşallah. Evet. Tamam. Ayet Allah doğru söylüyor. Allah vaadinden caymaz diyor. Tabii. Yapın ne olur. Yok diyorlar, senin aklın ermez, biz daha iyi biliyoruz diyorlar. O zaman böyle olur işte. Ben Kur'an'a göre, hadise göre söylüyorum. Sen Stalin'e göre, Mao'ya göre, Ho Chi Minh'in yöntemlerine göre söylüyorsun. Doğrusunu söyleyeceksin. İnşallah. İnşallah. Adamlar diyor ki biz Deccal'ı anlamıyoruz diyor. Deccal sana kendini ne olduğunu anlatır sana. Yani tanımıyorsan sana zorla kendini tanıtır. İnşallah. Mehdi'yi de tanımıyoruzlar. Mehdi'yi de tanıyacaksınız, Deccal'ı da tanıyacaksınız. Allah ikisini de anlamayana zorla tanıtacak inşallah. Tabii. Çünkü Deccal'ı anladın mı zaten Mehdi'yi zorla mecburen anlamış olacak inşallah. Deccal'in kan dökmesi sürekli cereyan eden bir şey hocam dünya üstünde. Siz de çok iyi bilirsiniz mesela 94 yılında Ruanda'da 100 gün içinde iki kabileden diğeri 1 milyon kişiyi katlettiler. Ve bunun arkasında tabii Deccal bu Darwinizm ideolojisiyle bu katliamı yaptırdı. Kendi ideolojisi olan işte Avrupalı ülkeler oraya geldiler. İşte etnik kökenlere göre ayırdılar. Siz daha üstünsünüz diğerlerine göre diye kimlik verdiler. Daha gelişmişsiniz diye, diğerleri gelişmemiş diye. Ondan sonra kafatası ölçümleri yaptılar. İşte cilt ölçümleri tam Hitler'in yaptığı gibi. Ondan sonra ülkeden çıktıktan sonra 100 gün içinde 1 milyon kişi katliam oldu. Kardeşim, İkinci Dünya Harbi'nde 350 milyon insan katlettiler. 350 milyon. Sanki 350 tane böcek öldü sanki. Yani ilk defa oluyormuş gibi. Kardeşim Deccal zaten geceli gündüzde insan öldürmüyor mu zaten? Bombalayarak, yakarak devam etmiyor mu? Adam mesleğine devam ediyor. Yani bunda şaşacak ne var yani? Mesleği bu olduğuna göre adamın, görevi bu olduğuna göre bunu yapıyor. Sen de seyrediyorsun, yok diyorsun. O Deccal değil ya. Ben ona çiçek sunarım diyor Deccal'e diyor. Karanfil sunarım biter diyor. Deccal o çiçeği sana yedirir. Yutarsın o çiçeği yani. Öyle bir konu olmaz. Deccal'in anlayacağı bir dil vardır. Anlayacağı bir yöntem vardır. Türkistan biridir. Onu gördün mü? Bak diyor Deccal. Mesih'i gördüğünde diyor. Ki bu Mehdi'ye de işaret eden bir hadistir. Tuzun suda eridiği gibi erir diyor. Yani anında böyle aşağı oturur diyor. Yani konuşmasına, uğraşmasına gerek kalmaz. Ya Türkistan Birliği olacak da Deccal öyle elini kolunu sallayarak hareket edecek. Kardeşim zaten onu sen kurduğun an Deccal öldü demektir, bitti. Yani maymunla oynar gibi oynarsın Deccal'la böyle. Maymun gibi yani maymuna döndürürsün. Acaba onlar da bundan korktukları için mi bu tarz politik uygulamalara girdiler hocam? Ya Deccal'in mantığı olmaz, şeytanın mantığı olmaz. Şeytan psikopattır yani. Şimdi haşa Allah'a karşı geliyor Deccal. Evet. Yani böyle klasik manyak karakteri vardır. Yani şimdi şeytanı sen ikna etmeye kalksan Allah'ı sözünü kabul etmiyor Deccal. Şeytan. İnsan sözünü nasıl kabul etsin? Değil mi? Evet. Şeytan diyor ben diyor cehenneme adamlarla dolduracağım diyor. Ve benim sözümün doğru olduğunu size gösterteceğim diyor. Yoksa gidip İsrail Büyükelçisi'nin camlarını aşağı indirmek. Onlar da esir vaziyetteler o adamlar da. Onlar da Deccal'in eline düşmüş vaziyette. Deccal ne derse onu yapıyorlar. Mesela askere diyor git helikopterle çık üstlerine. Onlara ateş et diyor Deccal. Onu yapmazsan ben de seni ne yapacağımı bilirim diyor. Bakın bir avuç kuvvetle diyor koskoca İslam alemini diyor esir alır diyor Deccal diyor Bediüzzaman.
Yok. Bak müminlerin diyor hırs ve şikakından istifade ederek. Hırs, yani dünya hırsı. Çocuğunu Almanya'da okutuyor. Evlenmenin merakı, meraklısı. İşte cima nasıl yapılır onun derdinde. Şeklini, şemailini. Yani konular bitmiş yani. Bunun derdi. Zaten soru sorduğunda Türkistan bile ilgili soru sormuyorlar. İşte geğirirse nasıl yapacak? Elini neresine tutacak? Ne yapması gerekiyor? Evet hocam. Doğru. Yani konular bunlar. Bunlarla ilgileniyorlar. Ya 570 yıl sonra diyor. Kardeşim diyor Türkistan Birliği. Ne alakası var diyor. Yani şimdi sen unut diyor. Bak Deccal Müslümanları boğuyor. Nerede var Deccal ya diyor. Sen ne çıkarttın bile diyor. Yani hayal mi görüyorsun sen diyor. Gayet rahat biz camiye gidip namazımız kılıyoruz. Bir şey yok diyor. Değil mi? Ezan okunuyor diyor. Rahat rahat bir şey yok diyor. Deccal, Deccal'de bir şey yok diyor. E peki bu ne? Onlar neden öyle cevaplar veriyor hocam? Onlar neden öyle cevaplar veriyor? Onlar da bilmiyorlar mı? E kardeşim şimdi anlıyoruz da şimdi şeyhi veyahut kendisi yani şeyhinin tenzili mi yahut kendisi itibarını kalmayacağını düşünüyor. Hmm. Yani Mehdi'nin emrine girmiş olacak. E, ölümden daha beter onun için. Yani ölümü zaten istemedi öyle tipler. Yani çünkü evet. Yok olacağı kanaatinde o. Yani ahiret olduğuna inanmıyor zaten. Bazı şahıslar, bazı kişiler. Yani imansız adam, kendini Müslüman gibi gösteriyor. E dolayısıyla Allah'a karşı bir güveni de yok. Yani İslam'ın dünyaya hakim olacağına da inanamıyor. Kimi 200 sene sonra hakim olacak diyor. Kimi geçmiştir diyor, olacaktır diyor. Kimi de tabii cehaletinden yapıyor. İmansızlığından değil, cehaletinden. Kimi korkaklığından. Kimi iman zayıflığından yapıyor. Her biri bir... Birçok sebep sunabilirsin. Sebepten oluyor tabii yani tek bir sebep değil. Mesela ümitsiz adam yani Allah'ın verdiği sözü tutacağına inanamıyor. Hı hı. Yani Allah alem Allah'ın varlığına asıl inanamıyor. Yani tereddüt içinde. Allah diyor ayette tereddütler içinde bocalayıp dururlar diyor. Karar veremiyor. Hı hı. Ama birçoğu da cehaletinden. Yani iyi araştırmadığından, hadisleri iyi anlamadığından, Kur'an'ı iyi anlamadığından, Bediüzzaman'ı iyi anlamadığından. Yahut toplum psikolojisinden hareket ettiklerinden, kitle psikolojisinden hareket ediyorlar işte. Falanca abi böyle dedi diyor. Tamam diyor ben abiye uydum, konu bitti diyor. Yani ne aklını ne vicdanını kullanıyor, ne Kur'an'ı ölçü alıyor, ne hadisi ölçü alıyor. Evet. Hiçbir şeyini kullanmıyor zaten. Evet. Ama bunlar ahir zaman alametleridir. Ben daha önce daha bak defalarca söyledim bir bölümde. Evet. Bak büyük olaylar olacak dedim. Değil mi? Bu ve artarak devam edecek dedim. Değil mi? Evet hocam. Artar. Evet. Hocam müsaade ederseniz birkaç soru sormak istiyorum. Çok özür dilerim benim güzel yüzüm. Bir şey daha tamam. Açıklayayım da onun üstüne devam edelim. Çünkü tamam, bu konu hocam. Mühim, hayati bir konu. İnşallah. Ama gene ben sorunu alayım, aklımda kalsın. Siz devam edin hocam. Tamam, peki. Teşekkür ederim. Lütfen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okudu. Hutbesinde şöyle buyurdu. Allah, Adem zürriyetini yeryüzünden yaratmış olduğu günden bu yana, bakın, Allah, Adem zürriyetini, dünya insanlığı, yeryüzünden yaratmış olduğu, yani dünyada yaratmış olduğu günden bu yana, peygamberimizin zamanına kadar, Deccal fitnesinden daha büyük bir şey olmamıştır. Yani Deccal da ahir zamanı çıkacağı için yani dolayısıyla günümüze kadar. Bakın daha büyük bir olay yok diyor. En büyük olaydır diyor. Hiçbir peygamber göndermemiştir ki ümmetini ondan korkutmuş olmasın. Uyarıyorlar. Bütün peygamberler ümmetlerini ahir zamanda çıkacak bu Deccal'e karşı uyarıyorlar. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Siz de ümmetlerin. O şüphesiz aranızda sizde çıkacaktır yani Müslüman aleminde çıkacaktır. Hı hı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam ediyor. Diyor ki: "Ey Allah'ın kulları, ben onu size öyle bir biçimde anlatacağım ki bugüne kadar hiçbir peygamber bu şekilde anlatmamıştır." Yani ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne diğer kitaplarda bu kadar bilgi bulamazsınız. Çok kapsamlı anlatacağım diyor. Yani hem Deccal'i hem de ondan kurtuluşu, Mehdiyeti, Mehdi'yi ve Mehdi'nin vasıflarını. Bak,
Şam ile Irak arasında bir yoldan çıkacaktır. Bakın ilk katliamlar oradan başladı. Irak'tan başladı. Evet. Değil mi? Evet. İlk işgal oradan başladı. Sağında ve solunda orduları bulunacak. Aynen öyle. Doğru mu? Doğru. Yeryüzünü ifsada çalışacaktır. Fesada götürecektir. Yeryüzünü bütün dünyada fesat çıkaracaktır. Kesinlikle. Oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Oluyor. Evet. Onun fitnelerinin birisi de diyor, yanında cennet ve cehennemin bulunmuş olacaktır. Onun cenneti cehennem, cehennem ise cennettir. Mesela Darwinizmi, materyalizmi, ateizmi, safahatı, değil mi? Bir cennet olarak gösteriyor. İslamiyeti, Kur'an'ı, sevgiyi, kardeşliği, barışı da cehennem gibi gösteriyor Deccaliyet. Her kim onun cehennemiyle karşı karşıya kalırsa, Kehf suresinin başlarını okusun. Ne yapmaları gerektiğini bile söylemiyor. Kehf suresinin açıp bakıyoruz, baştan sona kadar Mehdiyet anlattığını görüyoruz. Küçük bir genç grubu çıkıyor. Sonra ledün ilmiyle karşılaşma var. Deruni, derin ilimlere değil mi? Kavuşmak ve iç içe olma var. Sonra da Zülkarneyn'in dünya hakimiyeti var. Evet. Sır bunun içindedir diyor Peygamberimiz. Kehf suresindedir. Onu okuyun diyor. İnşallah. Evet, şimdi benim sevimliğimin sorusunu alayım ben. Sayın hocam, İmam Rabbani'nin şu sözünde anlattığı hayret verici olaylar gerçekleşmiş midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu gece Kisra'nın sarayı sallandı, 14 şerefesi de yıkıldı. Mecusilerin ateşi söndü, halbuki o ateş 1000 seneden beri yanardı. Mehdi daha büyüktür. Onun sebebiyle İslam'a ve Müslümanlara büyük takviye gelecektir. Onun velayetinin dahi zahir ve batın büyük tasarrufu, yetkisi vardır. Nice harika hallerin ve kerametlerin sahibi olacaktır. Onun zamanında nice hayret veren haller zuhur edecektir. İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani 2. cilt 381. mektup. Recep Değirmenci sormuş. Mehdi dahi büyüktür. Hı hı. Yanlış yazmışım. Dahi büyüktür. Onun sebebiyle İslam'a ve Müslümanlara büyük bir takviye gelecektir. Yani İslam ayağa kalkıyor inşallah. Müslümanlar birlik oluyor. Onun velayetinin gelmiş geçmiş en büyük velidir. Akmeli velayettir. Dahi zahir ve batın büyük tasarruf yetkisi vardır. Yani zahirde de görecektir harika yönleri. Ama batın yönü de vardır Mehdi'nin. Bu bilinmeyen. Allah'ın bildiği yönüdür. Nice harika hallerin ve kerametlerin sahibi olacaktır. 150'ye yakın Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi oluştu. Bu peygamberin mucizesi Mehdi'nin de kerametidir. Onun zamanında nice hayret veren haller zuhur edecektir. İlk görüyorsunuz. Tabii. Peş peşe devam ediyor. İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, cilt 302, 381. mektup. Evet. Bakın. Bu kıyamet alametleri var. Oradan okuyorum. Berzenci Hazretleri'nin. Deccal dünyanın her yerini dolaştıktan sonra Medine'nin yakınlarına gelecek. İstanbul'a. Medine İstanbul olarak geçiyor hadislerde. Evet. Şehir anlamındadır. Medine'nin 7 kapısı bulunacak. Top kapı, çatladı kapı. Değil mi? Başka? Say kapılarını. Edirne kapı. Edirne kapı. Efendim? Azap kapı, evet. Bak İstanbul'un, Medine'nin 7 kapısı bulunacak. Her kapının üstünde 2 melek bulunacak. Deccal'ı oraya görmekten men edecekler. Çünkü Mehdi var. Maşallah. Yani İstanbul'da cirit atamaz Deccal. Buraya girmiyor. Giremez, evet. Sonra Allah Medine'nin kötülerini oradan çıkaracak. Yani münafıkları, üç kağıtçıları, Mehdi grubunda, Mehdi cemaatindeki sahtekarlar, azgın Deccal güruhu olan, yani Deccal'in asıl adamları Mehdi'nin yanına geleceklerdir. Münafık olarak. Hı. Yani şeytan güruhu. Farklı görünerek. Evet. Evet. Tabii. İnsan görünümde. Deccal'i oraya girmekte men edecekler. Sonra Allah Medine'nin kötülerini oradan çıkaracak. Onun gelmekte olduğunu duyduklarında müminlerden bir adam ileri atılıp Deccal'i göreceğim. Bakalım o peygamberin bize anlattığı gibi midir diye ortaya çıkacak diyor. Deccal'in adamları onu Deccal'in yanına sokmak istemeyecektir. Fakat adam ısrar edince
Deccal müsaade almak isteyecekler. Deccal bırakın gelsin dedikten sonra adam onun yanına gitmesi için müsaade edecekler. Adam onu görünce Allah'ın Resulü'nün tarif ettiği şekilde bulduğu için tanıyacak. Hızır Aleyhisselam. Kastelen kişi Hızır Aleyhisselam. Ve şöyle arkadaşlar bak bir adam. Kur'an'da da öyle geçer. Bir adam, kişi. Hı hı. Kullarımızdan bir kulu buldular. Allah ismini vermez. Hızır diye. Yani peygamberimiz söylüyor Hızır. Kur'an'da geçmiyor. Bak hadise de geçmiyor. Hızır'ın özelliğidir yani. Adıyla pek anılmaz. Bir adam. Evet. Allah'ın Resulü'nün tarif ettiği şekilde bulduğu için tanıyacak ve şöyle haykıracak. Ey insanlar işte Resulullah'ın anlattığı Deccal. Bunun üzerine Deccal onu türlü işkencelere tabi tutacak fakat adam imanında ısrar edecek. Yani Hızır zaten o adam kimle muhatap olduğunu bilmiyor. Yani baş edemez. Evet. Yani Hızır'a da çok baskı yapacaklardır. Ama etkilenmez Hızır. Yani onu anlamadıkları için bir şey yapacaklarını zannedecekler. Ne yapacaklar hocam? İşkence yapıyorlar. Ama Hızır öyle birisi değil yani. Yani o zahiren onlar işkence yaptıklarını zannediyorlar. Mesela sen Hızır'ı Deccal ikiye bölüyor. Yani kestiğini zannediyor. Kesemezsin Hızır'ı. Yani bölünür. Yine birleşir o. Başarısın. Ne yapsalar? Yani hayır öyle metafizik bir varlıktır. Yani öyle, yani o anlamda metafizik yönü vardır. Anladım. Eşya şekline girebilir. Deccal baş edemiyor zaten. Hadiste de var zaten. Onu diyor böler diyor ortadan ikiye böler diyor. Yani öldürdüğünü zanneder. Yani şehit ettiğini zanneder. Yeniden birleşiyor ve gülerek karşısına gelir diyor. Deccal o zaman kanı iliği çekiliyor işte. O zaman yani olağanüstü bir varlıkla karşılaştığını anlıyor. Çünkü alışmış şeytana o. Yani hep metafizik varlıklarına yani cinlerle ve şeytanlarla bağlantılıdır Deccal. Yani kafir cinler yardım ederler ve şeytanlar sürekli etrafındadır Deccal'in. Yani bu tip olaylara alışıktır. Yani adam öldürmeye şuna buna alışıktır. Onun için testereyle adam öldürmeye de meraklıdır Deccal. Ortadan ikiye kestiriyor Hızır Aleyhisselam'ı. Hızır Aleyhisselam yeniden birleşiyor. Karşısına gülerek geliyor. Sen diyor Resulullah'ın kastettiği Deccal'sın. Şimdi daha iyi anladım diyor. Ondan sonra artık ona güç yetiremiyor. Nasıl güç yetirsin yani? Testereden kesmiş. Birleşip karşısına geliyor. Yapacağı bir şey yok. Evet. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Evet. İkinci yarıda devam edelim inşallah. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Berker hocam. Estağfurullah hocam. Zat halinizin bize anlatacağı bir şeyler var mı? Estağfurullah hocam. Bugün dün şehit olan kardeşlerimizle ilgili bugün bir haber vardı. Ailelere sizin daha evvel söylediğiniz şehit cenazesindeki tavrı güzel koymuşlar hocam. Ağlayıp onları sevindirmeyelim. Şırnak'ta şehit olan iki askerli bir köy korucusu toprağa verildi. Diyarbakırlı Doğan Balduk'un annesi ağlayan eşine ağlamayacaksın PKK'ları sevindirmeyelim diyerek oğlunu uğurladı. Kardeşim bizim tarihimizde böyle bir ağlama olayı yok. Osmanlı'da da yoktu. Sahabe döneminde de yoktu. Sahabeler savunma savaşlarına giriyorlardı. Çok fazla şehit veriliyordu. Kan revan üstüne dönüyordu sahabeler. Coşkuyla, muhabbetle karşı alnlarını öpüyorlardı. Kimsenin ağladığı yoktu. Sonra çıktı bu özellikler. Niçin ağlansın yani? Tabii. Yani herkes zaten Cenab-ı Allah'ın katına gidecek. Ama şehit olmuş yani. Çok büyük bir şereftir bu. İki güzellikten biri diyor Cenab-ı Allah. Allah güzellik diyor. Dolayısıyla burada Müslüman ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla hareket etmek lazım. Kardeşlerimizin bu tavrını çok güzel buldum. Maşallah. Elhamdülillah. Tebrik ederim. Maşallah. İnşallah hocam. Vesile oluyorsunuz hocam bu tür hatırlatmalarda inşallah. Soru mu sormak istiyorsun? Evet. Tamam. Hocam çalıştığım iş yerinde bir kişiyle sohbet ederken sosyalist görüşte olduğunu söyledi. Görünürde süslü sloganlarla insanların kandırıldığı fakat gerçekte milyonlarca insanın ölümüne sebep olan sosyalizmin kanlı bir ideoloji olduğunu bilmiyordu. İstediği adalet, hoşgörü ve eşitlikti. Ben de kendisine bu isteklerini tam olarak Kur'an'da bize emredildiğini anlattım. Ve bu kişi şimdi namaz kılıyor hocam. Size Musevilere, Hristiyanlara, Masonlara, her inanca sahip kişiye İslam'ı anlatıyorsunuz. Yaptığınız bu faaliyetler çok önemli ve dünya çapında İslam'ın yayılmasına vesile oluyorsunuz. Emel. Emel Hanım. Allah razı olsun kardeşimizden.
Müslümanların kurtuluşu, Musevilerin kurtuluşu, Hristiyanların kurtuluşu inşallah Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın birlikte gayretiyle olacaktır. Allah onları vesile edecektir. Önümüzdeki günler sürekli hareketli, sürekli önemli olayların olduğu günler olacaktır. Hı hı. Ta ki Mehdi zuhur edinceye kadar inşallah. Ama bu konuyu anlamazlıktan gelmek de Müslüman'a yakışmaz. Fakat Cenab-ı Allah dediğini yapar tabii. Anlamazlıktan gelen veya başka türlü şey var. Yani Allah'ı etkilemez. Allah öyle bir şey yok biliyorsunuz. Çünkü onları da yaratan Allah'tır. Evet. Mutlak güç ve iktidar sahibidir Allah. Dediğini yapar inşallah. Allah'ın dediğinin olduğunu insanlar görecekler. Çünkü bu bir kader. Kader muntazam devam ediyor. Gelişmeye devam ediyor inşallah. İnşallah. Berker'im sana anlatacağım bir şeyler var mı? Estağfurullah hocam. Sevimli canlılar gösterebiliriz, uygun görürsünüz hocam. Hı. Onun dışında şu an için. Bakalım. İnşallah. Maşallah. Ya bir sarman kedi almak şart oldu. Allah Allah. Bu kadar süslün. Çok acayip bir olay bu ya maşallah. Böyle bir şey ilk kez görüyorum ben de. Bak lacivert, yeşil, beyaz, kırmızı, yeşil ama en mükemmel tonlarda. Maşallah. Acayip ihtişamlı duruyor. Çok çok güzel. Bu herife direkt şuradan komple kapmak lazım. Bir hafifçe ısırıp bırakmak gerekiyor. Bir de bıyıklı mıyıklı üstelik. Bu da alkışlı. Maşallah. İnsan elinde Allah yazısının nasıl oluştuğunu gösterten bir güzel efendim, bir resim hazırlamış kardeşimiz. Evet. Çok güzel tabii. Elif değil mi? Elif, Lam, Allahü. Çok çok güzel. Maşallah. Ay çok şirinler. Doluşmuşlar annesine. Annesi de bayağı süslü. Bayağı ihtişamlı. Bir de hiç rahat durmuyor. Sürekli ötüyorlar. Cik 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 cik. Bir de şu küçük kanatlarından bir de çırpınıyorlar arada sırada falan böyle bir şey. Bir de temizleniyorlar. Bir de o küçük fındık kuyruklarını illa ki bir salıyor şöyle bir arkadan şöyle şöyle. O ne kadar güzel hayvan. Tamam bu da çok güzel. Bunun burnu da tam ısırmalık. Gitti bakalım nerede. Şöyle ağzını tutup bir şey sevmek lazım. Ne kadar güzel renkler. Kelebek maşallah. Gibi. Şaka gibi hocam. Maşallah. Çok güzel. Bunlar da fener olan balıklar. Maşallah. Buna şirin diyemeyeceğim. Cennette. Ürkütücü. Ortamla aynı yapmış ama. Ay hatta çok kötü. Bu ne? çok şaşırdım. Çok hoş. Maşallah bayağı değişik bir hayvanmış. Ne kuşu? Ben de ilk defa gördüm. Çok acayip süslü ya. Evet. Hayret böyle bir şey olmaz. Nasıl uçuyor acaba hocam, onu çok merak ettim. Allah Allah hayret. Bir papağan cinsi galiba. Yani çok, ben de ilk defa görüyorum. Evet. Kahverengisi, şunu bunu. Hepsi çok güzel, sarısı. Çok güzel. Beyazlı, çok aşırı güzel. Maşallah. Ay. Bak piyanonun üstünde. Çok sanat ruhlu. Altın oranlı. Evet, bu da altın oranlı, evet. Ah severim onu. Acayip güzel sesler çıkartıyor bununla bir. Bunun göbüşünü okşamak falan evet. Çok güzel olur. Ha, maşallah çok güzel. Aralardan çok, çok güzel yetişmiş güzel. Maşallah. Evet. Bu nasıl oluyor, İnanılmaz. Böyle bir şey oluyor mu?
Yapmışlar herhalde bunu. Bir kuaför öyle değilmiş gibi. Bence de. Böyle bir şey ilk kez görüyorum. Bir ihtimal böyle bir cins de olabilir. Evet, evet. Bu bir şeye kızmış gibi. Bayağı. Zaten suçlu şeyine koymuşlar gibi arkadan herhalde. Ha, çok şahane olmuş. Ha, yakalanmış da böyle. Basın kasına çıkarılmış gibi. Kımar ah, severim ben onu. Zaman. Çok şekermiş hakikaten. Maşallah. Bu minik kedilerin gözleri ne kadar güzel oluyor. Evet, bundan ağzını burnunu öpecek, göbüşünü möbüşünü böyle okşayacaksın. Büyük bir gayrete koşuyor bu da. Evet, burada bir tane. Evet. Evet. Ne anlatayım? Hocam, dostluktan, beraberlikten, kardeşlikten bahsedelim. Ak severim ben senin o güzel canını inşallah. Sevginin iki büyük öğretmeni gelecek inşallah. Biri Mehdi, biri Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. İnşallah. Şimdi insanlar Kur'an'ı okuyorlar. Ama onlara Kur'an'ı öğreten bir öğretmen olduğunda, hayata geçişini onlara gösteren bir öğretmen olduğunda çok daha başarılı olurlar. Daha başarılı olacaklardır. Yani Peygamberimizin sünnetini ve Kur'an'ı insanlara bizzat yaşayarak ve Allah'ın tabii özel inayetiyle, Allah'ın özel yardımıyla, Allah'ın Hadi isminin tecellisi olan bu iki varlık, iki mübarek varlık Hazreti İsa ve Mehdi, bütün insanlara nur saçacaklar. Yani huzurlu sevgiyi, samimi sevgiyi öğretecekler. Yani insanlar bir kere beyinlerindeki kirden kurtulacak. Beynin içi karma karışık ve kirliyse ve bataklığın içerisinde bir çiçek nasıl zor yetişir? Ama çıkar. Evet. Değil mi? Evet. Mehdiyet ve Hazreti Mesih, Mesihiyet bataklığı kurutuyor insanların beynindeki. Yani bütün kiri pası kaldıracak. İnsanların beyni bir kere bembeyaz, tertemiz olacak. Orada tertemiz bir ışıklı, sıcak bir sevgiyi yeşertecekler. Dostluk, barış, evet, kardeşlik hepsi olacak o zaman. Şimdi sevgi, Allah korkusu oluştuğunda bu zeminden başka bir şey zaten çıkmaz. Yani insanın kafasına sen fitneyi, fucuru, delaleti, darvinizmi, materyalizmi, ateizmi, şeytaniyeti korsan beynin içerisine, oradan pis kokular, pislik ve bela çıkar. Rezillik çıkar. İnsanı boğan, öldüren, yok eden, ezen kötülükler akar. Yani insan sürekli kirletir, dünyayı da kirletir. Ama insanın beynine, aklına tertemiz nur korsan, gözünden, elinden, yüzünden, her yerinden nur akar. Her yer aydınlanır. İman sahibi bir insan her gittiği yere zaten Kur'an ruhunu götürecektir. Kur'an ruhunu götürünce Kur'an ruhunda sadece pozitif olan, olumlu olan güzellikler akacaktır. Deccaliyetten sürekli negatif akar. Hı hı. Fitne, fucur ve şer akar. Hı hı. Müminde de sürekli hayır, bereket ve nur akar. Dolayısıyla bir yere gider Müslüman. Orayı neşeye boğar, sevince boğar, berekete boğar. Kavga varsa barış olur. Hüzün varsa neşeye döner. Hastalık varsa şifaya döner. Bereketsizlik varsa zenginliğe döner. Korku varsa güvene döner. Yani o ışık nereye gitse hemen ora aydınlanır ve pırıl pırıl hale gelir. Deccaliyet sürekli etrafı karartır. Her şeyi korkunç ve berbat hale getirir. Yani her el attığını. Eğer onun kontrolüne giriyorsa, onun o inanca giriyorsa. Ama Mehdiyet de
her yere ışık ve nur saçar. Evet, inşallah. Mesela dünyaya Mehdiyet şu an nur saçıyor, ışık saçıyor. Deccali şu an direniyor. Ayakları böyle adeta kayıyor yani. Gücü yetmiyor. Yani nurun şiddetine, ışığın şiddetine gücü yetmiyor. Bir süre sonra tamamı temizlenmiş olacak ama mesela bir büyük bir evi temizlerken değil mi? Çok vakit oluyor evi. Mehdi kapısını, penceresini her yerini temizleyecek. Detaylı. Dünyanın tabii detaylı temizlik yapıyor. İnşallah. Onun için bir yerinden başladın mı öbür tarafından çıkar Mehdi. Yani bırakmaz. Hazreti İsa Aleyhisselam da tertemiz eve buyur edecek. Böyle gıcır gıcır tertemiz olmuş mis gibi eve gelecek. Teberrüken son olarak Deccal'e darbe indirecek. İnşallah. İsa Mesih. İnşallah. İnşallah. Yani o güzel misafire, o kutlu misafire de zemin hazırlamış oluyor. İnşallah. İnşallah. Ahir zamanda hocam özür dilerim sözünüzü böldüm. Resulullah Efendimiz çok veciz bir şekilde ifade etmiş. Hazreti Mehdi'nin insanları nasıl olumlu şekilde 180 derece değiştireceğini. Ahir zamanda insanlar korkak olan cesur olur diyor. Maşallah. Cahil olan alim olur diyor. Cimri olan cömert olur diyor. Maşallah. Yani her negatifi pozitife çeviriyor. Mehdi'nin özelliğidir. Yani her kötü şeyi güzel hale getirir. Belki çok yorulacağız ama en sonunda çok güzel mutluluklara mı erişeceğiz hocam? Evet inşallah. İnşallah. Hüseyin Hilmi Işık hocamız Allah rahmet etsin Saadet-i Ebediye eserinde diyor ki Abdülkadir Geylani için rahmetullahi teala aleyh Muhyiddin Ebu Muhammed bin Ebu Salih Musa Cengi dost İran'ın Geylan şehrinde 471 miladi 1078'de doğuyor tevellüt. 561 miladi 1166'da da Bağdat'ta vefat ediyor. Babası Hazreti Hasen'in oğlu Hasen-i Müsenna'nın oğlu Abdullah'ın soyundandır. Hı hı. Hazreti Hüseyin'in kızı Fatıma'nın Abdullah'ın validesi olduğu Kısas-ı Enbiya'da da yazılıdır. Yani Seyit Abdülkadir Geylani. Bunun için Abdülkadir Geylani hem Seyit hem Şerif'tir. Anası Fatıma binti Ebu Abdullah Seyide'dir. Fıkıh ve hadis alimlerinde müştehid idi. Önceden Şafii mezhebinde idi. Hanbeli mezhebi unutulmak üzere olduğundan Hanbeli mezhebine geçti. Böylece bu mezhep yayıldı. Önceleri ders verirdi. Çok meşhur oldu. Sonra tasavvufa daldı. Cüneyd-i Bağdadi yolundan Ebu Said Ali Mahzumi'den feyz aldı. İnsanı Allahu Teala'nın sevgisine kavuşturan yol ikidir. Birisi nübüvvet yolu. Olup aslına kavuşturur. Ashab-ı kiramın hepsi bu yoldan vasıl oldular. Sonra gelenler pek az bir zevatta bu yoldan ermiştir. Bu yolda sebebe vasıtaya lüzum yoktur. Yani hani herhangi bir tarikat tabi olmaya, tarikat sülüküne girmeye, tarikat terbiyesi içerisinde ilerlemeye gerek yoktur diyor. Bu yolda sebebe vasıtaya lüzum yoktur. Yani herhangi bir mürşide bağlanması gerekmez şahsın diyor. Bir kamil ve mükemmelin sohbetinde, yani bir veli bir insanın, mesela bir mürşidi kamilin sohbetinde, herhangi bir sohbetinde, bir ev sohbeti olabilir, bir yüz yüze geldiği bir sohbet olabilir. Sohbetinde kemale geldikten sonra, kemale gelirler diyor ondan sohbetinde. Hakikaten bir mürşidi kamilin sohbetine insan geldi mi, farkında olmadan hal alır. Kemale gelir. Mehdi de öyledir. Mesela Mehdi'nin sohbetine katılan bir insan, farkına varmadan hal alır. Kemale gelir. Ama haberi olmaz. Kemale geldikten sonra feyzi aslından alıp ilerlerler. Yani doğrudan Cenab-ı Allah'a dayanan peygamberimiz vasıtasıyla ve onun vesile olmasıyla devam eder. İkinci yol vilayet yoludur. Kutuplar, evtat, nüceba, büdela, bütün evliya bu yoldan vasıl olmuştur. Bu yola sülük yolu da denir. Yani bütün tarikatlar, büyük evliyalar, müceddidler, müştehitler bu yolda diyor. Bu yolda vasıta aracı lazımdır. Yani şeyhe ihtiyaç vardır, bir mürşide ihtiyaç vardır. Her iki yolun reisi ve rehberi Resulullah'tır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Vilayet yolunun imamı feyz kaynağı Hazreti Ali'dir.
Bu yolda Resulullah onu vekil etmiştir. Hazreti Fatıma ve Hazreti Hasan ve Hüseyin onunla ortaktırlar. Bu yolda gidenlerin hepsine feyz ve hidayet Hazreti Ali'nin aracılığıyla ile gelir. Hazreti Ali'den alırlar feyzi. Ondan sonra Hazreti Hasan ve Hüseyin bu vazifeyi teslim aldı. Bunlardan sonra sıra ile 12 imamın evladına verildi. Sonları olan Muhammed Mehdi'den sonra başkasına verilmedi. Bütün evliyaya feyz ve hidayet bunlardan gelmeye devam etti. Abdülkadir Geylani kemale gelince bu mensip ona verildi. Bundan sonra da yani bu velayet yolunun kemaleti kimseye verilmediği keşif ve müşahedede anlaşılmaktadır. Vefatından sonra da kıyamete kadar herkese feyz ve rüşt ve hidayet onun ruhaniyetinden gelmektedir. Velayet yolunda Abdülkadir Geylani'den gelmektedir. Her asırda gelen müceddidler onun vekilleridir. Yani bütün işte bilinen müceddidler, İmam Hanbel, İmam Hanefi hepsi onun vekilleridir. İmam-ı Rabbani nübüvvet yolu ile vasıl olduğundan vasıl ihtiyaçları yoktur. Bir tek İmam-ı Rabbani'de bu var. O nübüvvet yoluyla geliyor. Ebu Bekir Sıddık nübüvvet yoluna Resulullah'ın vekilidir. Bir de Mehdi. O da nübüvvet yolundandır. Nübüvvet yolunda bir mürşide, bir şeyhe bağlanması gerekmez. O yüzden Mehdi zaten hiç kimsenin biatı boynunda olmadan zuhur edecek deniyor hadiste. Hiç kimsenin biatı boynunda, yani hiç kimseye bağlı değil. Müstakildir. Hem bu hadise göre de aynı zamanda İmam Rabbani'nin mektubatında da bu belirtiliyor. Onda da diyor bir vesileye ihtiyacı yoktur diyor. Yani herhangi bir mürşidi kamilin, bir değerli bir mürşidin sohbetinde kemale giriyor Mehdi. Ve ondan sonra artık kendi ilerler. Yani bir tarikat bağlılığı, bir sülükü yoktur inşallah. İnşallah. Ebu Bekir Sıddık nübüvvet yolunda Resulullah'ın vekilidir diyor. İnşallah. Evet. Mehdi'nin aleyhisselam çıkışı da büyük kıyamet alametleri arasındadır. Mehdi gelecek, insanlar arasında 40 yıl adaletle hüküm sürecek. Aslında rivayetler çok muhtelif. Mesela bir 40 yıllık bir bölüm var, bir 20 yıllık bir bölüm var, bir 18 yıllık bölüm var, 9 yıllık açıklamalar var. Evet. Bu bir tanesini almış buradaki hadiste. Mehdi'nin ilk safhası 40 yıldır. Yani ilk tebliğ safhası. Daha önce de söylemiştim. Yani 81, 91, 2001, 2011, 2021 inşallah ilk safhası. Mehdi geldiği vakit gündüzler yeşil bahçeler gibi olacak. Bak gündüzler yeşil bahçeler gibi, geceler aydın ve parlak olur. Gecelerde de aydınlık ve parlaklık olacak diyor Mehdi geldiğinde. Sizin dediğiniz gibi ışığını seçerek. Evet, gelecek. Mesela gece karanlık olmayacak diyor onun varlığında. Pırıl pırıl ve aydınlık olacak geceler diyor. Ziraat bereketlenir diyor Mehdi zamanında. Hayvanların sütleri bollaşır. İnsanlar emniyetli, huzur ve saadet içerisinde Rahman'ın ibadetiyle meşgul olacaklardır. Allah'a kendilerini teslim etmiş, coşku içerisinde, sevinçle yaşayacaklardır diyor rivayette. İnşallah. Hazreti Peygamber dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benimle diğer peygamberler misali şu adamın misali gibidir. Adam bir evi yapıp tamamlar. Ancak bir kerpiç yeri boş kalmıştır. İşte ben bu boşluğu dolduracak olan kerpiçim. Yani artık kıyamet iyice geldi diyor Peygamberimiz. Son bir kerpiç yeri kalmıştır diyor. O kerpiç de işte benim diyor. Onlar artık bitti diyor dünya diyor. Son. Hatem-ül Nebi'nin olmayı binayı ikmal eden kerpiç diye tefsir etmektedirler. Bunun manası Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin tam ve mükemmel olmasıdır. Velayeti de derecelerin farklılığı açısından peygamberliğe benzetiliyor. Ve tıpkı peygamberlikteki en üstün derecenin kendisinde peygamberlik son bulup tamama eren Hatem-ül Nebi'ye, Hazreti Peygamber'e ait olması gibi, velayeti de en üst derecenin
kendisiyle velayet son bulup tamama eren Hatemül Evliya, Mehdi'ye ait olduğunu söylüyorlar. Bak velayeti de en üst derece, Peygamberimiz Hatem-i Resul'dür. Velayeti de en üst derecenin kendisiyle velayet son bulup tamama eren Hatemül Evliya. Yani Mehdi'ye ait olduğunu söylüyorlar. Biri Hatemül Nebi'in, diğeri de Hatemül Evliya'dır. Yani Peygamberimiz son peygamberdir. Mehdi de son Hatem-i Veli'dir. Onun Hatem çekiliyor artık. İnşallah. İnşallah. İbn Arabi Fütuhatül Mekkiye'de isimli eserinde şöyle demektedir. Mehdi din bakımından rey ve kısasa başvurmaktan masumdur. Yani rey ve kısasla hareket etmez diyor. Ona böyle davranması haramdır Mehdi'ye. Zira Allah'ın dini konusunda hüküm vermede nebi yani peygamber olan birinin kıyas yapması doğru değildir. Şayet kısas yapmasına izin verilseydi Allah onu Hazreti Muhammed'in diliyle bildirirdi. Yani peygamberimizin diliyle ona bildirirdi kısas yapması. Ayrıca Hazreti Peygamber imamlardan hiçbirisi için benim izimde yürüyecek hatta etmeyecekler dememiştir. Yani her gelecek alim, her müceddit, her mehdi hata edebilir demiştir Peygamberimiz. Benim yolum olacak ama hata edebilir. Bu ifadeyi sadece Mehdi için söylemiştir. Benim yolumda yürüyecek fakat hata yapmayacak diyor. Ahkamda masumdur Mehdi. Onun masumluğunun halifeliğini ve vereceği hükümleri konusunda masumiyetini bildirmiştir. Yani hem hilafetinde ve hem de vereceği hükümlerde masumdur Mehdi. Dolayısıyla tartışma olmaz yani. Dedim mi tamam bitti. Çünkü Peygamberimiz garanti veriyor. Yani ahkamda masum olacak diyor. Ama hiçbir veli için, hiçbir büyük için, hiçbir müceddit için Peygamberimiz öyle bir garanti vermemiş. Evet. İnşallah. İnşallah. Evet. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, birinci cilt sayfa 550. Geleceği vaat edilen Mehdi, velayetin akmeliyetini alacaktır. Yani en üst noktasına çıkacaktır velayeti. Hı hı. En üst veli olacaktır. Bu tarikat-ı aliye üzerine gelecek. Yani bir Nakşi Mürşid'in sohbetinde kemale erecek diyor. Herhangi bir Nakşi Mürşid. Yani onu ama bakın tarikat yoluna girmiyor. Tarikat sülüküne girmiyor. Evet. Bir mürşidin, herhangi bir Nakşi Mürşid'in sohbetinde kemale giriyor. Ve bu silsileyi Ali'yi tamam ve tekmil edecektir. Yani Nakşibendilik Mehdi ile tamam oluyor. Yani ona emanet ediyor. Bütün Nakşi tarikatları evet. Mehdi'de hatem buluyor, son buluyor. Çünkü hatem evveli. Bakın diyor ki İmam Rabbani. Bu silsileyi Ali'ye yani gelen silsileyi tamam ve tekmil edecektir, bitirecektir. Onun için Ali Haydar Efendi kendisinden sonra emaneti vermedi. Evet. Mehdi'ye bıraktı. Yani eğer vermiş olsaydı Mehdi'yi görmediği anlamına gelecekti. Yani Mehdi'yi fark edemediği anlamına gelecekti. Evet. Mehdi'yi bildiği için, Hicri 1400'de zuhur edeceğini bildiği için emaneti kendine tutmuştur ve Mehdi'ye bırakmıştır. Evet. Bakın İmam Rabba ne diyor? Bu silsileyi Aliye'yi yani Nakşibendi silsilesini Mehdi hatem ediyor, tamamlıyor, bitiyor. Ondan bitiyor. En bütün Nakşi tarikatları Mehdi'de son bulur. Yani hepsi ona bağlıdır. Nakşibendi tarikat. Yani İmam Rabbani'nin açıklaması. Hı hı. Ve bakın tamam ve tekmil edecektir. Onda bitiyor. Evet. Çünkü en büyük veli ve en büyük mürşittir. Tekmil edecektir. Zira bütün vilayet nispetleri, velayet yani bütün velilik özellikleri bu nispeti Aliye'nin altında bulunmaktadır. İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani. Evet. Ha geçen gün kardeşlerimiz bana bir soru sormuştu. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İnsan Suresi 1. Gerçek şu ki insanın üzerinden daha kendisi anılmaya değer bir şey değilken uzun zamanlardan dehr bir süre ve hin gelip geçti diyor Cenab-ı Allah. Hin yani bir süre daha
Yani belirli bir süre. Ama dehir çok uzun zamanlar anlamında. Çok uzun zamanlar. Allah Hazreti Adem'i yarattı. Bir topraktan. Yani normal kilden yarattı. Heykel şeklinde yaptı. Zaman akarken yani büyük zaman akışı içerisinde, büyük zaman akışı dehir içerisinde akarken bunun içerisinde bir hin geçti diyor Allah. Bir vakit, zaman geçti. Belki 10 gün, belki 6 ay. Bilemiyoruz. Hin daha kısa bir süredir inşallah. Gelip geçti. Sonra da Allah ona ruh verdim diyor. Yani ayetin anlamı budur inşallah. İnşallah. Allahu alem. Allahu alem ve bil sevap. İnşallah. Evet. Çok sorular geliyor hocam. Bak severim ben senin güzel canını. Tamam sor. Sorayım mı? Evet sor. Sevgili hocam, Darwinizmin yok edilmesi konusunda sizi öncü olarak görüyorum. İzninizle Darwinizle ilgili Şeyh Nazım Hazretlerinin bir konuşmasını aktarmak istiyorum. Ey ulemalar, neden o insanlara cevap vermezsiniz? Suudi ulemaları nerede? Mısır ulemaları nerede? Neden o haşa Allah yoktur diyen insanları ikaz etmezsiniz? Onlar üniversitelerde, akademilerde, okullarda ilahi kitapların öğrenilmesinde engel oluyorlar. Onlar bütün yeni nesli inançsız yapıp haşa Allah yok ama tabiat var diyorlar. Çorum'dan Raşit. Maşallah. Bak Şeyh Nazım Hazretleri benim de mürşidimdir. Çok değer verdiğim muhterem bir insandır. Defalarca sohbetinde bulundum. Defalarca onun mübarek feyzinden istifade ettim. Ruhaniyetinden istifade ettim. Dünya tatlısıdır. Dünya iyisidir. Yani görsen nefesin kesilir. Çok çok şahane bir insandır. Çok tatlıdır. Maşallah. Muazzam bir ilme sahiptir. Hazreti Hızır'ın talebelerindendir. Hal ehlidir. Ehli cezbedir. Ondan sonra vehbi ilimlere, ledüni ilimlere gark olmuş bir insandır. Maşallah. Çok fazla harika hallerin, kerametlerin sahibidir. Maşallah. Allah dünyada da ahirette de inşallah bizlerden ayırmasın. İnşallah. İnşallah ahirette de cennet bahçelerinde inşallah hocamıza sohbet etmeyi Allah bize nasip etsin. Maşallah. Bakın ne kadar ferasetli bir insan. Bütün sayıyor işte Suudi hükümeti şu bu falan hepsini sayıyor. Diyor ki neden Darwinizme ve materyalizme karşı bu kadar imkanınız var? Elinizde profesörler var, para var, imkan var. Niye öldürücü darbeyi vurmuyorsunuz, mücadele etmiyorsunuz diyor. Arkasından da diyor ki bu yüzyılda bir Mehdi gelecek diyor. Ne demektir bu? Siz bunu yapamayacaksınız. Bu görevi Mehdi yapacak diyor. Evet, inşallah. Konu bu. Maşallah. Bunu anlatıyor. Aradaki farkı belirtmek için. Bak Allah onlara nasip etmiyor. Allah onlara bu görevi vermemiş. Yapamıyorlar. İstese de yapamıyor. Deccaleti öldürme görevi Mehdi'ye verilmiş. Darwinizm, materyalizm yok etme görevi Mehdi'ye verilmiş. Evet. Bediüzzaman diyor. Birinci görevi budur diyor Mehdi'nin. Maddiyun ve tabiyun taunu yani Darwinizm. Beşer içinde intişar etmesiyle diyor. İnsanlık içinde gelişmesiyle. Her şeyden önce diyor. Maddiyun ve tabiyun fikrini bu taunu tam susturacak tarzda felç edip bitirecek tarzda imanı kurtarmaktır. Birinci vazifesi diyor. Çok zaman tetkikat ve meşguliyeti iktiza ettiğinden diyor. Bizzat Mehdi'nin bu görevi yerine getirmesi mümkün değildir diyor. Vakit ve hal müsaade edemez buna diyor. Ondan evvel bir taifenin uzun tasdikatıyla yaptıkları eserleri hazır bir program olarak neşr ve tatbik edecek diyor. Kitaplar hazırlayacak diyor. Ve bundan o birinci vazifeyi tam yapmış olacak diyor. Yardımcıları olan diyor talebeleri her ne kadar az da olsa diyor. Sayıları her ne kadar az dostlar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar diyor. Bediüzzaman. Evet. İnşallah. Değil mi? Birinci görevi. Bak Şeyh Nazım hocamız da bu konuya dikkat çekmiş. Bediüzzaman da dikkat çekmiş. Evet. İnşallah. Şeyh Nazım da Mehdi'nin gelişini bu yüzyılda bekliyor. Efendim İslam'ın hakimiyeti ama Bediüzzaman da inşallah. İnşallah.
Evet. Bir tane daha. Tamam. Sayın Hocam, Diyanet İşleri Bakanımız Sayın Ali Bardakoğlu'nun şu konuşması beni çok şevketlendirdi. Camilerimizde küçük okuma köşeleri yapmaya başladık. Dindarlık, yaşanan benimsenmiş öğütlerdir. Yani basındaki insanların halini anlayan, onunla paylaşan, yetimin başını okşayan, garibin elinden tutan, hastayı ziyaret eden, paylaşmaya öncülük yapan bir dindarlık anlayışına toplumun ihtiyacı var şeklinde konuştu. Hocam, Türk İslam Birliği'nde oluşacak güzel ahlakı uzun süredir sizden dinliyorum. Sanırım bu duygu ülkemizde yayılmaya başladı. Saygılar Cüneyt Veli. Maşallah, maşallah Cüneyt kardeşimiz. Allah ondan razı olsun. Çok güzel. İnşallah. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Bardakoğlu mübarek, muhterem bir insandır. Akmenettin İslamoğlu da, o da öyle maşallah. Hı hı. O da çok muhterem bir ağabeyimiz. Camilerimizde küçük okuma köşeleri yapmaya başladık. Şahane. Dindarlık yaşanan benimsenmiş öğütlerdir. Yani başındaki insanın halini anlayan, onunla paylaşan, yetimin başını okşayan, garibin elinden tutan, hasta ziyaret eden, paylaşmaya öncülük yapan bir dindarlık anlayışına toplumun ihtiyacı var. Hocamız da bir köşesinde Mehdiyet'i anlatıyor. Yani bütün topluma ve dünyaya İslam ahlakı hakim olmalıdır diyor. Özetle bunu anlatıyor. İnşallah. Esselamu aleyküm. Hayır hocam diyor, hayırlı geceler diyor ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. Ey kavmim, elçilere uyun dedi. Yasin suresi 20. Hı hı. Hocam, biraz önce vurguladığınız gibi Allah Kur'an'da Hızır aleyhisselam için bir adam ismini kullanıyor. Bu ayette Hızır aleyhisselam elçilere uyun ifadesi de Hazreti Mehdi aleyhisselam ve Hazreti İsa aleyhisselamı kastediyor olabilir mi? İşare yönüyle, tabi Kur'an'ın işare yönüyle tabi ki kastediyor. Yani ikinci işare anlamında her zaman söylüyoruz. Ayetin ikinci, üçüncü ta 70'e kadar, hatta da daha artan dereceleri, açıklamaları, yan dalları vardır. İşare manaları çok derindir. Ama ikinci işare manasının Hazreti Mehdi ve İsa'ya baktığını açıkça görüyoruz tabi. İnşallah. Maşallah. Kardeşlerimizin müthiş bir Kur'an hakimiyeti oluştu. Kur'an'ı yorumlama, Kur'an'ın derinliğini görme gücü oluştu. Bu daha önce görülmüş bir şey değildi. Evet. Kur'an'la iç içeler maşallah. Çok güzel hıfzediyorlar, hafızlarını alıyorlar. Ve yorumlamalar da çok mükemmel oluyor. Ahir zamana, hayatın sıcak bağlantısına Kur'an'ı koyduklarında Kur'an'ın hayatımızı tam anlattığını görüyorlar. Evet. Hayatta iç içe olduğumuzu görüyorlar. Kur'an'ın her yeri sardığını görüyorlar maşallah. Kur'an'dan bahsettiniz hocam. Bir iki tane de Kur'an'la ilgili soru fırsat bulmuşken. Ok, severim ben senin güzel canına. Söyle. Muhterem hocam, Kur'an'da altın tepsi, altın ve gümüş bilezik gibi süs eşyaları, mercan, yakut ve inci gibi değerli taşları Rabbimiz örnek veriyor. Bu konuda düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Fıtraten biz altına karşı, gümüşe karşı, ruhumuzda, taşlara karşı bir sevgi var. Hoşumuza gidiyor. Mesela insan helali olan bir hanım, tüm taşlarla süslenmiş olsa çok nefis bir varlık olur ya. Çok çok güzel olur. Çok güzel, olur güzel yani. Tabii yani ne kadar, mesela kadın ne kadar süslü olsa o kadar güzel oluyor. Ne kadar detay olursa, ne kadar kendine iyi bakarsa o kadar güzelleşiyor. Bu, o güzelleşmeyi yapan kim? Allah yapıyor. O taşları ona kim veriyor? Allah veriyor. O taşları onun boynuna, değil mi? Yahut işte kulaklarına, onun hoşlandığı şekilde yerleştiren kimdir? Yine Allah'tır. Cennette onu yine süsleyecek olan kim? Yine Allah'tır. Allah orada onun elini vesile ediyor. Ahirette onun elini vesile etmeyecektir. Sadece aradaki fark budur. Hı. Yani makyaj yapan, süslenen bir kadını da Allah süsler. Allah onun güzelliğini verir. Ahirette ki süslemede oturup uğraşmasına gerek yoktur. Makyaja gerek yoktur. Ama hanımlar hakikaten bakımsız, o kadar güzel olmuyorlar. Evet. Ama bakımlı olduklarında yani çok ciddi fark ediyor, çok değişiyor. İşte cennetin özelliğini Allah burada göstertiyor. Ki bu da bir nimet de yani dışarı çıktıklarında
Yani dikkat çekmemelerini Allah sağlamış oluyor. Hı hı. O onlar için bir korunma. Hayır. Ama helalinin yanında da alabildiğine güzel, hoş hale gelebiliyor. Dolayısıyla bunun da bir nimet olduğunu ve güzellik olduğunu görüyoruz. Altına, gümüşe karşı, salma atlara karşı diyor Allah, evet, değil mi? Sayıyor Cenab-ı Allah. Çekici ve süslü kılındı diyor Allah. Ama bunu Allah rızası için kullanırsan çok güzeldir. Nefsin için, şeytaniyet için kullanırsan da batarsın. Batarsın. İnşallah. Bir soru daha sorayım. Evet. Adnan Hocam, küçüklüğümüzden beri bize adapla ilgili bazı bilgiler verilir. Fakat ailem bana Kur'an'da geçen adap kavramından bahsetmedi. Ben Kur'an'ı incelediğimde yürüyüş ve konuşma adabı, kadınların davranış adabı, kendi evinin dışındaki evlere izin almadan girmemek, peygamberin evindeyken davranış adabı konular dikkatimi çekti. Siz de benim için ailemden biri olduğunuz için sizin bu konuda tavsiyelerinizi alabilir miyim? Süheyla Kılıçoğlu. Süheyla Hanım, maşallah. Bak nasıl benim nurlu kardeşlerim, ne güzel Kur'an'a hakimler. Evet. Değil mi? Süheyla Hanım da çok önemli bir konuya dikkat çekmiş. Bu Kur'an'daki adabı derli topluca hepsini bir gün detaylı anlatalım. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine giriyorlar. Yemek yemeye giriyorlar. Ama gitmiyor sahabeler. Diyor ki Cenab-ı Allah, o sizden utanıyor diyor, söyleyemiyor diyor. Yemen yedikten sonra gidin diyor. Maşallah. Çok utangaç. Bak, yüzüne baksan kızarıyor. Ya, müthiş utangaçtı bizim peygamberimiz. Çok inceydi yüzünün derisi. Çok kibar, böyle çok munis, çok tatlı bir, mübarek bir insandı. Çok kibar, yani simsiyah gözlü. Yani bakışları çok anlamlı ve çok derin ve güzel bir insandı. Ama çok utangaç yani. Hep Allah utangaçlığını bahsediyor. Kur'an'da çok yerde geçer. Hep sen utanıyordun diyor Allah, çekiniyordun diyor. Bize sesini yükselterek konuşuyorlar peygambere. Yani şimdi peygamber zaten utangaç bir insan. Yani sesini yükseltme demiyor. Diyemiyor. O diyemiyor utandığı için. Onlar da yükseltiyorlar sesini. Allah onları da uyarıyor. Sakın diyor, bakın diyor, farkında olmazsınız diyor. Bütün ameliniz gider diyor Allah. Yani bütün yaptıklarınız gider diyor. Çünkü Allah peygamberlerine, velilerine daha kıskançtır. Daha titizdir. Yani onlara yapılan bir zulümde şiddetli karşılık verir. Yani derecelendirir Allah durumuna göre. Mesela çok sevdiklerine karşı yapılan bir zulümde çok ağır ceza veriyor Allah. Yani perişan eder. Mesela Mehdi'de de öyledir. Mehdi'de uğraşanların hepsini perişan eder Allah. Hazreti Yusuf'ta da siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Mesela dışarı ekonomik kriz meydana getiriyor 7 yıl. Tabii. Onu zindana koyduklarında. Maşallah. Yani fitil fitil Allah burnundan getirir. Maşallah. Aferin bu. Tabii o önemli bir husus anlattığın. Sizden var. Evet. Maşallah. Bunu yaparken de Cenab-ı Allah Hızır'ı görevli tutuyor. Hızır, Mehdi'ne uğraşanların teker teker boynunu kırar. Manen, belalarla, melekleriyle Allah vesile ediyor. Hastalıklarla, şundan, bundan perişan eder. İnşallah. Biz güzel günlerin arafesindeyiz. Siz diyor Allah, Cenab-ı Allah hayır zannetersiniz, şer olur diyor. Şer zannetersiniz, hayır olur diyor. Şimdi İsrail çıktı, orada bir katliam yaptı. Bayağı bir kardeşimiz şehit oldu. Sorsan birçok kimseye, ya bazı kimseye bu bir şer diyor. Şer oluştu diyor. Şer oluşmadı. Hayır oluştu. Hayır. Sağa döndük hayır, sola döndük hayır. Her yerimiz bizim hayır. Onda da çok büyük hayır var. İnşallah. Mehdiye'nin bir adımı daha oluştu Mehdiyet'in. İnsanlar Mehdi'ye bir adım daha yaklaştılar. Adım adım Allah insanları Mehdi'ye doğru götürüyor. Yani belki 100 metreyle kaldı. Ama binlerce kilometre yürüdüler. Bak, binlerce kilometre adım Mehdi'ye yaklaştılar. Son 100 metresi kaldı. O adımları da teker teker Allah attıracak ve Mehdi'yle yüz yüze gelecekler. Bediüzzaman ne diyor? 100 yıl sonra diyor cemalini göreceksiniz, evet, diyor Mehdi'nin. 100 yıl sonra. 2010'ları veriyor o tarih. Yani 2010'larda
yüzünü göreceksiniz, cemalini göreceksiniz. Cemal Arapçada yüz demektir inşallah. Anlamazlıktan gelenler var. Hiç önemli değildir. Yani Mehdiyet eze eze ilerleyen bir güçtür. Zaten hocam İnşallah. Siz de bunun üzerinde çok titiz bir şekilde duruyorsunuz. Takip edenler illaki söylediklerinizin farkına varmışlardır bu olan olaylardan, oluşan nedenlerden, sebeplerden ötürü. Ben defalarca söyledim. Allah Cabbar ismiyle, Kahhar ismiyle tecelli ediyor ahir zamanda. Ve zorla Allah Cabbar ismiyle yola getirir. Yani istemese de şahıs, Allah kendi istediği şekilde onu getirir. Ondan kurtulamaz. Diyor Allah, alnından tutup denemedi diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hiçbir varlık yoktur diyor. Herkes Allah'ın emrindedir. Bir soru daha. Evet. Değerli hocam, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Hocam, Hazreti İsa'nın bulunacağı söylediğiniz kutsal emanetlerin bulunmasında Allah'tan gelecek vahiyler yoluyla veya başka bir şekilde herhangi bir rolü olacak mı? Eğer olmayacaksa cinlerin bu konuda ne gibi faaliyetleri olacak ve kim tarafından yönlendirecekler inşallah? Kardeşiniz Serdar Yavuz. Ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Serdar kardeş, şimdi o bizi şu an dinliyor. mübarek, sevdiğimiz bir kardeşimiz maşallah. Allah hepsine uzun ömür versin. Öyle milyonlarca kardeşimiz bizi itinayla ve dikkatle izliyorlar. Allah hepsini Mehdi talebesi yapsın. Bizleri de, onları da Mehdi'nin emrinde has askerler haline getirsin. Türkistan Birliği oluşuncaya kadar bizlere muvazzaf olarak görevde tutsun. Sonra da İslam hakim olduğunda da bütün İslam alemine hizmetçi kılsın Cenab-ı Allah. İnşallah. İnşallah. Zamanı gelince mümin cinler Cenab-ı Allah'tan emir alıp işte şurada diyecekler. Elimizden komşu gibi gidip bulacağız. İnşallah. O kadar. İnşallah. İnşallah. Bir kısmı vahiy ile Hazreti İsa Aleyhisselam'a. Ama mümin cinler şu an emir bekliyorlar. Bak Cenab-ı Allah diyor ki, şeytandan Allah'a sığınırım. İznimizle, iznimizle, ya benim iznimle diyor Allah. Elinin altında iş gören cinler vardı diyor. Hazreti Süleyman için. Evet. Mehdi için de diyor ki Allah, hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani Cenab-ı Allah'tan aldığı vahiyle bildiriyor. Hazreti Süleyman gibidir diyor Mehdi. Ne demek bu? Dünya hakim olacak demektir. Ve cinler emrinde olacak demektir. İnşallah. Dün bu konularda daha detaylı bilgiler gelmeye başladı bize. İnşallah. Urfa'dan da bazı kardeşlerimizden bilgiler geldi. Çok detaylı bilgiler edindik. Onları da önümüzdeki günlerde inşallah kardeşlerimize sunacağız. İnşallah. Ama sakın oturup cincile merak salıp böyle cinlerle bağlantıya girmeye kalkmasınlar. Çünkü çok büyük ustalık gerektiren, İtina gerektiren bir şeydir. Ama bu konuda üstad olan kişiler hakikaten var Urfa'da. Onlar kendilerini biliyorlar. İnşallah o mübarek beldede nedense Allah'ın hikmeti oradalar daha çok. İnşallah. Böyle bir şeyin doğruluğunda tam teyit etmiş olduk. Hakikaten bu baş parmak tırnak üzerinde bir görüntünün oluştuğunu ve isteyenin istediği şeyi görebildiğini müşahede ettik, anladık yani. İnşallah bunları daha detaylı anlatacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Ben hemen, evet. Ben bu konulara katılmak istiyorum. Aksiye verim ben seni. Mümin cinler Allah'ın emrindedir. Yani biz evet hocam. Nasıl Allah'a güveniyoruz? Allah'ın kontrolünde mi varlık? Yani cin zavallının zavallısıdır. Allah ne emrederse onu yapar. Evet. Yani bütün tecelli Allah'tandır. Yani elinin üstünde görüntüyü Allah meydana getirir. Cin vesile yapar. Cinin ne gücü var? Ben böyle kalırım herhalde. Cin zavallının tek. O kardeşimizle elinde görüntü oluşan kardeşimiz çok ürkmüş. Yani defalarca elini yıkamış böyle. Şöyle. Bakıyormuş yine görünüyor böyle dörtgen böyle ekran gibi görüntü. Allah'ım tabii. Yani çok net görünüyor. Bir daha yıkamış yine görünmüş. Şöyle. Yani çok uzun süre sonra geçmiş görüntü. Yani bayağı uğraşmış gitsin diye.
Hakikaten o bir şey var, duası var, yapılan bir şekil var. Doğru. Değişti. Kendimi onun yerine koyuyorum da hocam şöyle. Ama mutlak güç Allah'ındır. Allah'tan başka güç sahibi ama yoktur. Ama kesinlikle. Cinin ne gücü var? Cin zavallı bir varlık. Ya bir tecelli, Allah'ın bir tecellisi yani. Mesela ha bir mendil parçası, ha cin. Yani bir gücü yok ki. Bütün güç Allah'a aittir. Evet. Yani. Değil mi? Evet. Yoksa oraya sen o yazıları yazan da Allah'tır. Cini orada yaratan da Allah'tır. O görüntüyü meydana getiren de Allah'tır. Cin ne yapsın? Cinin öyle bir şey yok. Cine ayrı bir güç gibi bakmak doğru olmaz. Evet, programımız bitmiş. Allah şehitlerimize rahmet etsin. İnşallah. Asker şehitlerimize, efendim, Filistin'de şehit olan kardeşlerimize de, herkese Allah rahmet etsin. Allah güzellikler nasip etsin. İnşallah. Bütün Müslümanlara, bütün Musevilere, bütün Hristiyanlara Allah kurtuluş nasip etsin. Mehdi'nin kurtuluşuyla kurtulmalarını nasip etsin inşallah. Hazreti İsa'nın onlara şefkat sunmasını, güzellik sunmasını nasip etsin. İnşallah. Mehdi ve Hazreti İsa'yı görmeleri nasip etsin Cenab-ı Allah. Evet, yarın nerelerdeyiz, ne yapıyoruz inşallah? Harun Yahya TV sitesinden 24 saat yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ahirzamansohbetleri@hotmail.com adresinden gönderebilirsiniz. HarunYahya.org ve HarunYahya.net adreslerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bizi yarın 22'den itibaren Harun Yahya TV internet sitesinden, Mavi Karadeniz Radyo ve Güneydoğu Olay TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Yayınımıza Harun Yahya TV sitesinden devam edeceğiz. İyi akşamlar, iyi geceler.